Evet arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda motor sorularını çözeceğiz. En çok çıkan motor soruları, şimdiye kadar çıkmış olan soruları çözeceğiz. Instagram'dan bizi takip edin. YouTube kanalımıza da abone olup videoları beğenin. Anlayamadığınız yeri yorum yaparak sorabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır? A. Şaft, motor, tekerlek, vites kutusu. Doğru cevabımız motor. Güç kaynağıdır. Motor üretir tüm güçler. Bu soru her sınavda çıkan banko soru. Güç aktarma organları. Bazen bunu sadece sorar, soru işareti koyar. Bazen diferansiyeli sorar, soru işareti koyar. Bazen aksı sorar, bazen şaftı sorar. Bakalım hızlı bir şekilde. 1, 2, 3 diye numara vermiş. 1 numaralı yer arkadaşlar şaft. Evet. 2 numaralı yer diferansiyel. Hemen D yazalım. 3 numaralı yer aks. A. Şıklara bakalım. A şaft, B diferansiyel, C 3 aks. Doğru cevabımız A seçeneği. Şaft, diferansiyel ve aks. Şu parçalar aks. Arkadaşlar daha önce de dediğim gibi bu soru her sınavda banko çıkıyor. Onun için mutlaka dikkat edin bu soruya. İnternetten de bulun. Hatta şuranın fotoğrafını çekin. Kesin çıkıyor. Her zaman böyle çıkmıyor olabilir. Bazen sadece bunu soruyor. Bazen sadece aksi, bazen diferansiyeli soruyor ama mutlaka soruyor. Bir sonraki soruya geçelim. Verilen davranışlarının yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur? Gereksiz yere korna çalınması, egzoz susturucuların orijinalliğinin bozulması, araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi. Arkadaşlar bu neye ne sebep olur? Bakın korna, müzik. Bakalım. Yolculuğun huzurlu geçmesine. Hayır. Yolculuk süresinin kısalmasına hayır. Trafiğin hızlanmasına hayır. Gürültü kirliliğine sebep olur. Kornalar, yüksek ses müzikler, egzozun değiştirilmesi hepsi gürültü kirliliğine sebep olur. Bir sonraki soru. Yine şekilde bir sorumuz. Aracımız var bir tane. Otomobilimiz. Şekildeki soru işareti. Hemen bakalım soru işaretimiz nerede? Burada. Soru işareti ile gösterilen sistemin görevi hangisidir demiş. A. Yakıt tüketimini azaltmak. B. Aracın fren mesafesini kısaltmak. C. Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak. D. Aracın daha çabuk hızlanmasını sağlamak. Bakın soru işaretleri gösterdiği parçaya bakalım. Bak burada var. Burada var. Aynılar arka lastik tekerlerde de var. Bunlar ne? Amortisör. Amortisörlerin amacı ne? Yaylar burada gördüğünüz. Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak. Darbeleri emmek. Yani zikzaklardan ya da çukura girdiğinizde aracınız işte bu amortisörler sayesinde daha az sarsılıyorsunuz. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek ya da telle sarmak aşağıdakilerden hangisine neden olabilir? A. Bujinin daha iyi ateşlemesine, B. Farların daha canlı yanmasına, C. Akünün daha çabuk bitmesine, D. Elektrik tesisatının yanmasına. Doğru cevabımız D seçeneği. Uyumlu bir sigortayla değiştireceğiz arkadaşlar. Eğer yanlış bir sigorta, farklı bir sigorta takarsak aracın komple tesisatını yakabiliriz. Evlerde de aynısıdır. Hangi sigortayı çıkartmışsanız onu takmak zorundasınız. Daha farklı işlem yaparsanız yangına sebebiyet verirsiniz. Bir sonraki soru. Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karşımda çalışır? A. Fakir, B. Zengin, C. Normal, D. Az yakıtlı. Doğru cevap zengin. Hava filtresi kirli ise zengin bir karşımda çalışır. Bir sonraki soru. Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir? Rotül, aks, amortisör, şaft. Doğru cevabımız C seçeneği amortisör. Az önceki şekilli sorudaki. ABS fren sisteminin avantajlardan biri aşağıdakilerden hangisidir? Kalkışta patinajlı önler, debriyajın kolay ayrılmasını sağlar, frenleme sırasında tekerlekleri kilitler, frenleme anında direksiyon hakimiyetini arttırır. Doğru cevabımız D seçeneği. Frenleme anında ABS sistemi direksiyon hakimiyetini arttırır. Bir sonraki soru. İçten yanmadan motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür? A. Isı enerjisi, B. Hidrolik enerji, C. Nükleer enerjisi, D. Elektrik enerjisi. Doğru cevap A. Isı enerjisi. Bir sonraki soru şekilli soru. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Böyle bir gösterge var. Arkadaşlar şunu kastediyor. Bu bir bütün aslında. Şuradan da anlayabilirsiniz. Yakıtla alakalı bir şey. Hemen şıklara bakalım. A. Motor yağ basıncını, B. Hidrolik seviyesini, C.
depodaki yakıt miktarını D motor soğutma suyun sıcaklığını. Doğru cevabımız C seçeneği depodaki yakıt miktarı. Bakın bu depoda şuraya, şurası full. Şurada yarım bakın. Şurası full pardon. Bir. Şurası yarım depo. Burası çeyrek depo. Yani yakıt miktarını gösterdi nihayet itibariyle. Şurada da zaten petrol işareti var. Şu çizgiye geldiğinizde petrol işareti de yanar. Birçok otomobil modelinde. Motordaki aşınmaları hangi sistem azaltır? A. Şarj sistemi. B. Marş sistemi. C. Ateşleme sistemi. D. Yağlama sistemi. Doğru cevap yağlama sistemi. Aşınmaları azaltıyor. Motor araca koyduğumuz yağlar parçaların birbirine sürtünmesini engelliyor. Aşınmaları da o şekilde engellenmiş oluyor. Bir sonraki soru. Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır? A. Altında. B. Üzerinde. C. Ortasında. D. Hizasında. Doğru cevabımız üzerinde. Zaten işaret çizgileri var onların. Ona göre koyuluyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisindeki arıza farların yanmasına sebep olur? A. Bujilerdeki. B. Distribütördeki. C. Far anahtarındaki. D. Endüksiyon bobinindeki. Doğru cevabımız far anahtarındaki farların yanmamasına sebep oluyor. Yani far anahtarında bir arıza varsa siz kapatsanız bile ışığı açılmış görünmez ya da açsanız bile kapanmış görünmez. Şu şekilde bir anahtarlı sistem olduğunu düşünün. Anahtar şurada. Siz böyle kapatsanız çalışmazsa o zaman farların yanmamasına sebep oluyor. Bir sonraki soru. Seyir halindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması? Bakın bu soruda çok sık çıkar. Derhal durulması gerektiğini belirtir. Önem sırasına göre bakalım. Bu alakasız. Bu lambalarla alakalı. Bu arka rezistansla alakalı. Bu nedir? Akü. Elektrik sisteminde bir sıkıntı olduğunu gösteriyor aracın. Bunu gördüğünüzde mutlaka durmalısınız. A seçeneği de olacağımız. Bunu durmazsanız büyük ihtimal bir yangına sebebiyet verebilirsiniz. Bir sonraki soruyu. Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır? Sizin de bildiğiniz üzere kış ayları geldiğinde meşhur marketlerde ve petrol ofislerinde görürsünüz. Hep bir mavi, genelde mavi renkte olur çoğu. Kırmızı renkte var ama genelde satılanlar mavi renkte olur. Onun ismi ne arkadaşlar? Antifriz. Tabi onların çoğu cam antifriz ama araç antifrizi de yine kırmızı ve mavi renklerde oluyor. Çok önemli aracın suyunun donmaması için. Radyatör hortumlarında çatlaklar var ise ne yapılır? Bantlanır, yapıştırılır, değiştirilir, iple sarılır. Kesinlikle değiştirmeliyiz. Radyatörde yapıştırmakla çözüm bulunmaz. Bir sonraki soru. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar? Araç üstü tavan bagajının kullanılması, tam gazdan ani hızlanmalardan kaçınılması, araçta yapılması gereken bakım ve ayarların ihmal edilmesi, tavsiye edilmeyen tip araçlar, tip ve bedlarda araç lastiği kullanılması. Araç tavan bagajı kullanması tasarrufu arttırmaz, daha fazla yakıta sebebiyet verir. Bakın şu B seçeneği. Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınmalıyız. Bu şekilde yakıt tasarrufu yapabiliriz bir nebze de olsa. Zaten bakım ayarları ihmal edersek bujilerden dolayı özellikle yakıtınız artar. Bir de lastik ebatlarını yanlış takarsanız o da yakıt arttırır. Bir sonraki soru. Araçta elektrik devresinin yüksek akımda karşı koruyan yüksek akıma karşı. Bakın yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangi? Buji, soket, ampul, sigorta. Sigortalar evlerde de aynı sistem var. Evimizde de sigortalar yüksek akıma karşı korur. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar? Yağlama sistemi, şarj sistemi, ateşleme sistemi, soğutma sistemi. Tabii ki yağlama sistemi aynı zamanda temizleme görevini yapıyor. Arkadaşlar, bir sonraki soruya geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır? Benzin, motorin, antifriz, gaz yağı. Tabii ki buji ile ateşlemeli motorların yakıtı her zaman için benzindir. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Hemen bakıyoruz. Burada bir derece işareti var. Burada da yine bir sıcaklık simgesi var. Ve sıcaklığımız 80'in üzerinde. Hemen bakalım neyi bildirir? Karterdeki yağ miktarını ısıyla alakalı bir şey bildirecek. Bakın derece olduğuna göre. Günlük hayattan da hatırlarsınız.
Yağ miktarı ile alakası yok, yakıt miktarı ile alakası yok, soğutma suyu sıcaklığının radyatördeki su seviyesini. Doğru cevabımız ne? Soğutma suyu sıcaklığını. Bakın sıcaklıkla alakalı hangi şıkta varsa cevap odur. Şu dereceden dolayı. Zaten bu simgeyi de tanıyorsunuz. Bu hararet göstergesi. Yakıt içi. Ayrıca şurada da belirteyim. Şu hararetiniz kırmızı alana geldiği zaman aracınızı durdurmanız lazım. Bir sıkıntı vardır. Ya araç çok ısınmıştır ya da farklı bir sıkıntı vardır. Buna da dikkat edin günlük hayatta. Bir sonraki soruya geçelim. Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır? Yüksek devirde, zengin karışımla, yüksek performansta, düzensiz ve tekleyerek. Doğru cevabımız D seçeneği. Düzensiz ve tekleyerek çalışıyorsa aracınız, biliniz ki yakıtınızda bir sıkıntı var. Yakıt aldığınız petrolü değiştirin. Bir sonraki soruya geçiyorum. Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyunu aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir? Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti, silindir bloğu, silindir kapağı, radyatörü çatlatabilir. Bunu önlemek için hangisinin karıştırılması gerekir diyor. A. Asit, B. Antifriz, C. Saf su, D. Motor yağı. Az önce de çözdük bu soruyu. Antifriz. Özellikle kış aylarında görürsünüz meşhur marketlerde ve tüm petrollerde bidon bidon satarlar. O işte arkadaşlar, o gördüğünüz şey antifriz. Ne işe yarıyor? Soğuk dengesini, ısı dengesini ayarlıyor aracın. Aslında yaz kış işe yarayan bir şey. İlla kış için önemli değil. Yazın içinde kullanıyoruz biz. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur? Araç bir tarafa çeker, fren pedali sertleşir, frenlerden ses gelir, fren hidroliği azalır. Doğru cevabımız A seçeneği. Araç bir tarafa çeker. Bir sonraki soru. Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir? Evimizdeki sigortanın görevi ne? Akımı dengelemek. Bakalım. Aküyü şarj etmek, bujilere giden akımı yükseltmek, kısa devre olduğunda sistemi korumak. Doğru cevap C seçeneği. Evde de aynı şekilde sigortaların görevi sistemi korumak. Yani yangın çıkmasını önlemek. Bir sonraki soru. Seyir halindeyken araçtan sürekli yakıt kokusu alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır? Açık camlar kapatılır, önemsenmez, yola devam edilir, lastiklerin hava basıncı kontrol edilir, trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır. Doğru cevabımız D seçeneği. Aman buna dikkat edin arkadaşlar. Bu çok önemli. Mutlaka durun. Yoksa yangına sebebiyet Aşağıdaki araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalı? Termostat çıkartılmalı, eskimiş bujiler değiştirilmeli, lastiklerin hava basıncı indirilmeli, motor yüksek devirde çalıştırılmalı. Tabii ki bujiler değiştirilmeli. Buji kabloları değiştirilmeli yakıt tasarrufu için. Bir sonraki soru. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem hangisidir? Marş, şarj, ateşleme, kavrama. Kavrama sistemi arkadaşlar. Motor hareketini vites kutusuna iletir. Motor hareketini vites kutusuna iletir. Çözdük. Yukarıdaki verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir? Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar. Neymiş? Emme zamanında silindiren temiz hava sıkıştırılıyor, basınç artıyor, kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülüyor. Yanma işlemi başlıyor. A. Benzinli, B. Dizel, C. Elektrikli, D. Buharlı. Zaten cevabımız ya benzinli ya dizel olacak. Burada da cevabımız dizel. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Sürüş konforu ve güvenliğini sağlamak, aracın ivmelenme süresini arttırmak, lastiklerin ömrünü uzatmak, yakıt tüketimi azaltmak. Doğru cevabı A seçeneği, sürüş konforu ve güvenliğini sağlamak için. Bir sonraki soru. Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Bu çok önemli. Bazı petroller yanlış işlem yapıyor. Aracınızı ve kendinizi korumak için bu soruya çok dikkat edin günlük hayatta da. A. Araç düşük hızda sürülmesi. B. Yakıt deposunun boşaltılması. C. Aracın yüksek devirde kullanılması. D. Lastik hava basınçlarının düşürülmesi. Doğru cevabımız B seçeneği. Yakıt deposunun boşaltılması ve profesyonel bir şekilde orijinal serviste bu işlemin bakımının yapılması gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. Eğer fark etmeyip hareket ettiyseniz kesinlikle büyük arıza çıkar. Ama araca benzine ya da dizelin üstüne yanlışlıkla farklı bir yakıt konulduysa, eğer hiç hareket etmemişseniz, olduğunuz yerde kalın çekiciyle götür gitsin aracınız servise, servisi o şekilde temizlerse en azından sadece depoyu temizler, masrafınız az olur. Ama 1-2 metre dahi hareket ettiyseniz çok büyük masraf var arkadaşlar.
Onun için yakıt deposunun mutlaka boşaltılması gerekir. Bir şey olmaz demeyin sakın. Büyük masraflar açıyor bu olay. Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucu yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir? Akış arzının azalması olabilir. Fren balatalarının azalması. Bu da olabilir. Motor yağının özelliğini kaybetmesi. Yok. Fren balataları azalmaz. Pardon. Motor yağının özelliğini kaybetmesi. Evet, beklemekten normal evdeki yağlar bile belli bir ömrü var arkadaşlar bu yağların, suların, antifrizlerin. Beklediği zaman bozulur. O zaman doğru cevabımız 1 ve 3. Kullanılan arabada fren balatalarının azalması olmaz. Yine bunun da ömrü var. Belli 8-10 yıl kullanmasan sertleşir, sertleşmeye bağlı çürüme gerçekleşir ama azalma olmaz. Bir sonraki soru. Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur? Yakıt seviyesinin düşürülmesi, balata yüzeyinin kurulması, lastik diş derinliklerinin azalması, motor yağ değişiminin geciktirilmesi. Doğru cevap frenleme ile alakalı. Genelde lastikler etkilidir bu konuda. C seçeneği. Yaz aylarında kış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur? Araç maksimum hızının artmasına, lastiklerin daha çabuk alışılmasına, fren sisteminin arızalanmasına, yakıt tüketiminin azalmasına. Doğru cevabımız B seçeneği. Bildiğiniz üzere daha çok çabuk aşınır kış lastikleri. Kış lastikleri kışın kullanımı uygundur. Neden diyeceksiniz? Diş derinlikleri fazladır kış lastiklerin. Dolayısıyla çabuk aşınır. Bir de yazın hızlı giderseniz özellikle hız yaptığınızda aşınmayı daha da arttırırsınız. Evet, bir sonraki soru. Az önce de yukarıda dedim ya, bu sorunun bir benzeri vardı, akü sorusu. Aküyü gördüğünüz zaman akü işaretini ne yapıyordunuz? Aracı sağa çekip duruyordunuz. Arkadaşlar bu da çok tehlikeli bir işaret. Bunda da aynısını yapacağız. Seyir halindeyken gösterge panelindeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Araç güvenli bir şekilde durdurulmalı ve aracın kontağı kapatılmalıdır. Bu da nedir? Yağlama sisteminde bir sıkıntı var aracın yakıt sisteminde. Mutlaka büyük arızalara yol açar. Bak bu ve bu akü işareti yandığı zaman mutlaka durdurmanız lazım. Hareket halindeyken akü işareti yanarsa ama normal dururken yanar bunlar. Bir sonraki soru. Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur? Yüksek devirde araç kullanılması, evet. Ani hızlanma, yavaşlamalar yapılması. Evet. Araca uygun ebatta lastik kullanılması tasarruf sağlar aksine. Araç bakımlarının zamanında yapılması aksine tasarruf sağlar. Doğru cevap ne? 1 ve 2. A seçeneği. Bir sonraki soru. Soruyu az önce de çözdük. Onun için tekrar çözmeye gerek yok. Yakıtla alakalıydı cevabımız. Depodaki yakıt miktarını belirtiyor. Aynı soruyu iki kere koymuşum. Muhtemelen çok çıkıyor diye koymuşumdur arkadaşlar. Takılmayın buna. Seyir halindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikazlardan hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması. Bakın arkadaşlar, az önce anlattım bu soruyu. Neydi? Akü ve şu işaret çıkarsa derhal durmamız gerekiyor. A seçeneği. Bir sonraki soruya geç. Aracın gösterge panelinde bulunan ikaz ışığı aşağıdakilerden hangisidir? Motor yağ basıncı ikaz ışığı. Evet, motor yağ ile alakalı bir şey. Az önce ismi aklıma gelmedi. Bunu görünce de derhal duruyoruz. Bunu görünce de derhal durmamız gerekiyor hareket halindeyken. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videoda sizler için ehliyet sınavının motor bölümünde çıkan sık çıkan soruları çözdüm. Özellikle de zor sorular çözdüm. Instagram'dan bizi takip edin. Instagram'dan istek atın. Bazen hesabı kapatıyorum. İzliye alıyorum. İstek atın. İstekleri kabul ediyorum. Atılan istekleri. Bir de videoları beğenip burada YouTube kanalına da abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar abone olun. Abone olduğunuz zaman bir şey kaybetmezsiniz. Abone olmak ücretsiz zaten bildiğiniz gibi. Onun için kesinlikle abone olun. Şu an ikinci bir tavsiyem de videoyu tekrar baş alıp bir kere daha dinlemeniz. Bir kere çözmekle bu iş anlaşılmaz. En az 2-3 kere izlemeniz lazım her bir videoyu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.